Bugün sizler için harika bir video hazırladım. Affedemeyenler nelere dikkat etmeli? Aslında affedebiliriz. Affetmek bir kalitedir, bir büyüklüktür. Affetmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi güzelleştirir. Onun için affetmeyi öğrenmemiz lazım. İlişkinizde affedici olamıyor musunuz? O zaman izleyin. 1. Aynı tarafta olduğunuzu hatırla. O senin düşmanın değil, eşin. Onunla karşı karşıya gelmeye değil, onu yanına almaya çalış. Eğer onun senin yakının, canın, sevgilin, hayatın, her şeyin olduğunu görebilirsen, onu yanına daha rahat alabilirsin. Ama en ufak yaptığı hatada, sıkıntıda, problemde onu karşına almaya başlarsan, onu düşmanın haline getirirsin. Bak, çok önemli bir şey söylüyorum. Hataları, eksikleri tolere edemeyen ve bununla ilgili tartışma başlatan ve suçlamaya kalkan insan eşini karşı tarafa iter ve eşini düşmana dönüştürür. Aman ha, bu hatayı yapmayın. 2. Zeytin dalı uzatan siz olun. Hocam, ben affetmede zorlanıyorum. En ufak yaptığı şeyde sinir oluyorum, kavga çıkarıyorum. Sen diyorsun ki zeytin dalını uzatan sen ol. Hocam, sen kendinde misin? Bu videoyu izledikten sonra bir şeylerin değişmesi lazım. Karar al, sen git, sen zeytin dalı uzat. Bu videodan sonra bir şeylerin değiştiğini göster ona. 3. Eski yaraları deşmekten vazgeçin. Şimdi geçmişi dile getirdiğin anda geçmiş şu ana taşınıyor. Geçmişte kalsa soğuyacak, üstü örtülecek. Ama sen bugüne taşıdıkça kapanmak üzere olan yaranın kabuğunu yeniden kaldırıyorsun. Yeniden o yara kanamaya başlıyor. Bunun ilişkiye faydası yok, zararı var. Gör bunu. Geçmişte yaşadığın ve gündeme taşıdığın her problem, her sorun ilişkinizi zedeliyor. Bunu unutma. 4. Her zaman özür beklemeyin. Tamam da hocam, hata yaptı, özür dilesin, dilesin. Özür bir kalitedir. Ama dilemiyor diye bunu büyütüp bununla birlikte ilişkiniz zedeleyecek şekilde onu yıpratmanın bir anlamı yok. Pişman ama dileyemiyor özür. Erkeklerin çoğunda o gururu gördüm ben. Ve sadece erkekle de ilgili değil. İnsanların çoğu özür dilemeyi gurur meselesi yapıyor. Egoları izin vermiyor. Bunu görmek lazım. Dilemeyi unutmuştu. Egosunu yenemediği için dilemiyordu. Ama sen diletme çabası içerisine girdiğin için inadına dilememeye ve bununla da gurur duymaya başlar hale getirebilirsin. Çok tehlikeli bu. Özür dilememesi savaş ilan etmene neden olmamalı. Özür dilemiyor olabilir. Dilese iyi miydi? İyiydi. Ama bunu büyütme. 5. Özür dilediğinde özrü de kabul edin. Bakın, özür beklemeyin diye bir madde verdim. Doğru. Özür beklemeyin. Özür dilerse bir kalitedir bu. Ama düşünün, özür diliyor ya. Özür dilemesine rağmen özrü kabul etmeyenler var. Küsüyor. Affet. Özür diliyorsa affet. Ama kırıldım hocam. Tamam. Ama ilişkiyi yürütmek için affet. Ama sürekli kırıyor, sürekli özür diliyor, sürekli aynı şeyleri yapıyorsa haklısın. O zaman tavır al. Ama hala devam ediyorsa da o zaman senin net kararlar alman lazım. Yürür mü bu ilişki? Yürüteyim mi? Bitireyim mi? Özür dileme varsa özrü kabul etmeyi bilmek lazım. Net. 6. Eşinizin iyi niyetine inanın. O iyi niyetli. Sana gıcıklığına, seni üzmek için, seni kırmak için hareket etmiyor. Böyle düşünme. İnsan o, hataları olabilir, eksikleri olabilir. Bir defa önce onun iyi niyetli olduğunu kabul etmen lazım. Bazen ilişkilerde şu da olur. İlişki kopmuştur, birbirinden nefret başlamıştır ve inadına canını yakmak için kötü niyetle, art niyetle üzmek için hareketler yapılır. Bu ayrı bir şey. Ama normal şartlarda ilişkiniz iyiyken, her şey güzelken eksikler, kusurlar, hatalar ya da kırıcı davranışlar varsa iyi niyetle yaklaş. Eşinin inadına seni üzmek için, seni kırmak için yapmadığının farkında ol. Bu gerçekten çok önemli. 7. Neden kırıldığınızı net bir şekilde ifade edin. Şimdi kırılıyor, üzülüyor, problem çıkarıyor, kavgalar ediyor. Hocam, niye kavga ettik, niye tartıştık ben de bilmiyorum. Kendi kendine
bir hallere bürünüyor bu. Öyle olur mu? Var onu rahatsız eden, onun canını sıkan bir şey. Ama adamın haberi yok. Onun için ne istiyorsun, ne bekliyorsun, neye canın sıkılıyor, ne et, bunu ortaya koy. Beni bu rahatsız ediyor de. Bunu yaptığın zaman ben üzülüyorum, ben kırılıyorum de. Kırıldığın şeyleri net ortaya koy, o da yapmasın. En azından bilsin ve bilsin ve yapmasın. Eğer ne kadar net kırıldığın şeyleri karşı tarafa anlatmışsan, öğretmişsen o kadar daha rahat edersin. Senin neyi kırdığını, neyi üzdüğünü bilirse o da rahat eder. Bu maddeyi de küçümsemeyin. Gerçekten bu 7 maddeyi eğer uygulayabilirsen affedici olmaya başladığınız için ilişkiniz daha güzel olur. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın, bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.